Şimdi Antalya Manavgat'tayız. 2021 yılında Antalya Manavgat yangının birinci yıl dönümünde bu alana geldik. Antalya Veteriner Hekimleri Vetvizyon Grubu olarak burada genel bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Manavgat yangında 60 bin hektardan daha fazla alan yandı. Bu yangın sırasında birçok canlı yaşamını yitirdi. İnsanlar da ekonomik zararlar gördü. Bu canlılar içerisinde evcil hayvanlar, çiftlik hayvanları ve yaban hayatı bulunmakta. Biz de bu yangın afet sırasında veteriner hekimlerin aslında büyük bir rolü olduğunu görmüş olduk. Bu sırada büyük bir çaba sarf etti veteriner hekimler de. Ancak bazı eksikliklerimiz olduğunu da bu afet bize gösterdi. Ben de bir yıl boyunca bu yanan Manavgat bölgesindeki yanan ormanlarda yaban hayatını izleme çalışmalarını yürütüyorum. Genelde 2 haftada bir bu alana gelip burada izleme çalışmaları yaptım. Yerlerde çam filizlerini görmekteyiz. Bildiğiniz gibi Akdeniz yangın rejiminin içerisinde yer alan bir bölge ve buradaki yaban hayatı bu rejimle beraber evrimleşmiş durumda ve bu hayvanlar, bu bitkiler hepsi aslında yangına dirençli canlılar ve yangın sırasında yaban hayvanları direkt olarak zarar görmese de en direkt olarak habitat kaybıyla büyük sorunlar yaşadı. Ancak şimdi gördüğünüz gibi yaban hayatı, flora ve fauna yavaş yavaş kendini yenilemeye başladı. Bu yenilemeyi sürekli olarak takip etmeye ve buradaki durumu akademik olarak yürütmeye devam edeceğiz. Geçen sene bu vakitte olan yangın gerçekten de çok büyük bir felaketti. Yangının başından sonuna kadar bütün Antalya veteriner hekimleri olarak yangının içindeydik, süreci takip ettik. Birçok büyükbaş, küçükbaş ve kedi köpek, pet hayvanları, aynı zamanda aileler çok büyük zararlar gördüler. İçinde bulunmak gerçekten de çok üzücüydü. Kedi, köpek, pet hayvan kısmı tabii ki de insanların bahçesinde ve etrafında kalan kısım açıkta olanlar kaçabildi. Bir şekilde kendini kurtarabildi. Ama o ani alevlerin yükselmesiyle zincire bağlı olanlar ya da kapalı alanda olanlar maalesef ki hayatını kaybetti. Büyükbaş hayvanların birçoğu ayaklarında, yüzlerinde, sırtlarında birinci derece yanıklar şekillendi ve çoğu dumandan etkilendi. Tabii o kadar aniydi ki alevler ve dumanlar bizlere çok yapacak bir şey kalmamıştı. Kurtarabildiklerimizi, tedavi edebildiklerimizi, olabildiğince onların yanında olarak, ailelerin yanında olarak onların hasarlarını, kayıplarını karşılamaya çalıştık. Ama bu yangın bize öğretti ki tüm veteriner hekimler bu tarz afetlerde bir arada çalışabiliyoruz, olabiliyoruz. Ama daha koordineli olmamız gerektiğini bize öğretti. Bazı şeyleri daha iyi fark etmemizi öğretti diyebilirim. Umarım bir daha böyle afetlerle karşılaşmayız. Manavgat yangınının birinci yılında bugün burada alandayız, sahadayız. Yeni yaşamın nasıl başladığı konusunda gözlemlerimiz var. Geçen yıl olan yangın bize önemli bir şey öğretti. Yangın ya da doğal afetler sürecinde veteriner hekimliğin rolünü, önemini ve organizasyonuyla ilgili büyük bir ders aldık geçmiş yangından. Biz veteriner hekimler olarak önümüzdeki süreçlerde olası bir afet durumunda organizasyonumuzu nasıl kurmamız gerektiğini, hayvanların tahliyesini, tedavisini, daha sonraki bakım süreçlerini dersimize maalesef iyi çalışmak zorunda kaldık. O yangın sürecinde de çok özverili çalıştı veteriner hekimlerimiz. Bu zamanda tabii dağınık bir çalışma süreciydi bu. Çalışmamızı etkileyen durumlar da oluştu ama yine de özverili çalışmanın sonucunda bir dahaki döneme daha organize olabilmemiz konusunda daha teknik altyapımızı kurduk. İnşallah böyle yangın süreçleri tekrar yaşanmaz bu bölgede. Yangından bir hafta sonra alanda makilikler filiz vermeye başlamıştı. Gördüğünüz gibi birçok maki bitkisi artık bayağı
büyüdü ve her 1 metrede bir 5-10 tane çam tohumundan yeni çıkmış filizleri, çam filizlerini görebiliyoruz. Bu bitki örtüsü aslında yaban hayatı için çok önemli. Çünkü burada bir habitatın oluşmasını ve buradaki memeli, kuş, böcek, sürüngen gibi canlı türlerinin buraya tekrar gelip bu alanı korumasını, kullanmasını sağlamakta. Onun için yaban hayatı bir bütün olarak görmemiz gerekiyor. Sadece bitkileri, sadece ağaçları, sadece belirli bir grubu değerlendirmek doğru olmaz. Bu alanda sadece yaban hayatı değil, insanlar, evcil hayvanları, çiftlik hayvanları hepsi bir arada aslında yaşıyorlar. Onun için bu bölgenin çalışma yaparken, bu bölgede bir rehabilitasyon yaparken her alandan, bunun içerisinde veteriner hekimler, biyologlar, ormancılar ve birçok alanda kendisi uzman olan gruplar ve bu alandaki uzman kişilerden bilgi alarak bir çalışmaya yürütülmesi en doğrusu olacağını düşünüyoruz. Bugünler geçen seneki çıkan orman yangını, bölgemizdeki çıkan orman yangınlarından bir yılın geçtiği bir dönem. Bu dönem içerisinde tabii ki insanlar yardımlara geldiler, yardım etmek istediler. Biz o zaman da anladık ki toplumumuz gerçekten yardım etme konusunda hevesli. Hevesli olan çok gönüllü insan olduğunu ama bu konuda koordinasyon eksikliklerini gördük. Biz hemen gerek belediyeler, gerek tarım ilçe müdürlükleri, gerek serbest veteriner hekimler koordine olarak bir koordinasyon merkezi kurduk. Koordinasyon merkezinden periferdeki yaralı olan hayvanlar, yanan hayvanlar ya da işte yardıma muhtaç olan hayvanların koordinasyonlarını yaptık. Bu esasında bizler için büyük bir tecrübeydi. Yangının esnasında nasıl koordineli olmamız gerektiğini, gelen hekim arkadaşların yatacak yerinden beslenmesine ve gidecekleri bölgeye kadar nasıl koordineli olmamız gerektiğini ve yangından sonra bu bölgede yapacaklarımızla ilgili olarak neler yapabileceğimiz konusunda esasında bir eylem planı kafamızda var, oluşturuldu ve bu eylem planını da bir yazılı hale getirilmesi bizim için çok önemli olacaktır. Çünkü bizim bu edindiğimiz tecrübeleri bizden sonraki gelecek kişilere bunları aktarabilmemiz lazım.